Dedem beni adam gibi adam, iyi bir insan olarak yetiştirmeye devam ediyor. Dedem yine dünya barışı ve insanlık için icatlar yapmaya devam ediyor. Şuna bakın. Yeni yapacağım bomba için nitrogliserin oranı çok önemli. Duydunuz, nitrogliserin oranını belirlemek için dedem bir haftadır uyumuyor. Ne kadar iyi bir insan olduğunu siz oradan hesap edin işte. Dedem evin pencerelerini niye kapattı? Ben olan sanki birinden mi saklanıyoruz ki? Bu yapacağım bomba iç patlamalı plutonyum çekirdekli bir bomba olacak. Canım dedem, İnsanlık için kendini o kadar yorma. Duydunuz mu, iç patlamalı plutonyum çekirdekli bir bomba yapacakmış. Galiba bu bomba artık dünya barışını getirir. Dede, o zaman ben şimdi okula gidiyorum. Şunu da okula mı gidiyor? Tamam canım torunum. Sen de şu çalışmalarını tamamla. Artık savaşlar dursun, barış olsun. Daha fazla insan ölmesin. Evet, daha fazla insan ölmeyecek. Çünkü hepsini ben O zaman ben gidiyorum. Dur bakalım, o çantanın içinde neler var bakalım? Defter, kitap dede. İçindekileri çabuk çıkart bakalım, neler varmış? Ne olur sinirlenme, tamam hemen çıkartıyorum. İşte burada bunlar var. Al işte, hiçbir şey yok, kitap var. O ne? Bu sis bombası. Kopya çekerken sınıfın ortasına atıyorum. Rahat rahat dolaşıyorum sınıfta. Bu da flash bombası. Bu testere nereden geldi lan? Şansa bıçağın üstümde ne için? Çantama nereden girmiş? Bir tane tabanca var. Bunu doldurmayı unutmuşum. Sana böyle tehlikeli şeylerle oynamanı yasaklamadım mı? Al işte, şimdi ne eğlencesi kaldı? Şimdi okulda ben arkadaşım nasıl gülüp eğim? Nasıl şakalar yapacağım? Evet, bu da böyleydi. Çocuklar, şimdi size başka bir şey anlatacağım. Geliyor bak, insanlık dersi geliyor. Bu müfredatta yok ya, ama yine de anlatacağım. Şimdi ben bir Lübnan'a gitmiştim. Lübnan tehlikeli olabilir öğretmenim. Tehlikeli ama ben tehlikede falan korkmam. Ondan sonra orada iki tane adam, bir baktım Rus ruleti oynuyorlar. Kafalarına silah dan dan sıkıyorlar. Rus ruleti çok tehlikeli öğretmenim. Öğretmenim, indirseydiniz o iki kerizi. Dur şimdi, anlattırmıyorsunuz ki. La bak şimdi, bak küstüm bak. Öğretmenim, siz bu kerize bakmayın, anlatın. Ondan sonra bu kerizlerin elinden silahı aldım. Bir tane mermi taktım, çevirdim, kapattım. Kafama dayadım, sıktım 5 tane. Rus ruletini kimse benden iyi oynayamaz dedim. Öğretmen coştu. Bu kadar da sallanmaz ki. Ben korkusuz bir insanım. Lübnan'a da zaten kaçak yollarla gitmiştim. Uçakla otobüsle gitseydiniz. Yasal yollar bana ters. Ben illegal bir insanım arkadaş. Sadece okulda müfredata uyuduk diye bizi böyle. Bak yalan, bizim öğretmenin ağzına salıncak kurmuş sallanıyor. Demek doğru söylüyorsunuz. Şimdi yani şurada olsa, şurada Rus ruleti oynar mıydınız öğretmenim? Oynarım. Rus ruleti benim favori oyunumdur. En sevdiğim oyun. Öğretmenim, siz çok cesur bir insanmışsınız. Amma cesur. Sizi bizim çeteye mi alsak acaba? Demek burada olsa burada Rus ruleti oynardınız. Oynarım. Keşke bir olacak gibi. Altı patlar olacak ki oynayacağım. Göreceksiniz. Öğretmenim hiç üzülmeyin. Bende altı patlar var. Var mı? Nerede la? Yanımda var bir tanece. Burada. Bu. Bakın şimdi ben bunu dolu. Bir tane mermi takacağım. Şunları takalım. Bakın şimdi. O ne la? Bakın şimdi bunun içinde sadece bir tane mermi var. Bir tane mi? Siz şimdi Rus ruleti oynamaya hazır mısınız? O silah gerçek. Rus ruleti şimdi oynamasak olur mu lan mamı? Olur mu? Hani siz çok korkusuzdunuz, oynardınız öğretmenim. Şimdi oynardım, hep karnım aç. Ben çikolata yemeden oynayamıyorum Rus ruletini. Madem öyle, o zaman sizin yerinize ben oynarım. Şimdi sizin için sıkıyorum. Boş. Bu benim için. Boş. Şimdi sıra sizde. Öğretmenim, paçanızdan bir şey akıyor. Akıyor la tabi, altıma yaptım la. Şimdi öğretmen gelmeden önce sınıfın içine birkaç tane sis bombası atacağım. Öğretmen sınıfta birileri var sanacak. Biz de internet kafeye gideceğiz. Şu sisleri atalım. Siz de hazır olun, hoca birazdan gelir. Sınıf duman altı oldu, kaçın la. Şimdi internet kafeye gidip Barbie bebek giydirme oynayacağım. Bak süre bitti. Mahmut amca, masa 19 yarım saat uzatma. Barbie bebeği giydiremedim. Kız çıplak kaldı la. Siz ne oynuyorsunuz? Çok güzel bir bomba. Polisler beni arıyor la. Kafaya bir sıkıyorum ki Mahmut bana kafadan koptu koçuyor la. Ben size böyle oyunlar oynamayacaksınız demedim mi? Böyle oyunlar oynarsanız benim gibi insan olamazsınız bak. Neyse ki dedem beni adam gibi adam olarak yetiştiriyor. Helikopteri patlattı bak.
Bak bu da tavuğu patlattı. Niye herkes bir şey patlatıyorlar? Bir şey patlatmadan olmuyor mu la? Mason 9 uzattım yarım saat. Peki Mahmut amca şu Barbie bebek giydirmede. Oğlum o siteye girme, bak kapatırım. Şimdiki dersimiz bilim ve teknoloji. Bütün öğrenciye bir tane icat yaptı. Bugün onlara bakacak öğretmen. Ben de süper bir icat yaptım. Bakalım öğretmen seni bu işte öğretmen. Çocuklar size verdiğim ödevi yaptınız mı? Yaptık öğretmen, ben süper bir icat yaptım. Şimdi hepinizinkine tek tek bak not vereceğim. Sınıfın ortasına tebeşir bir şey yok. Taş koyacaksın. Taşa çiviyle ben kazırdım. Öğretmen bu tebeşirli tahta artık eskidi. Başka okullarda elektronik tahta var. Ben hayatımda böyle saçma şey duymadım la. Şimdi ilk olarak Mahmut arkadaşınızın icadına bakacağız. Mahmut oğlum bu ne? Bu ne la, siz buna icat mı diyorsunuz? Öğretmenim ben buraya bir tane kol koydum. Bunu tutuyorsunuz. Şuna koyduğunuz ağırlığı çekip götürüyorsunuz. Amma icadım güzel. Gördüğünüz gibi Mahmut arkadaşın süper son teknoloji bir icat yapmış. Bu mu la? Öğretmenim bu icadı yaptığımı duyunca Elon Musk aradı. Ne olur bana sat de. Ben de olmaz öğretmene göstereceğim la dedim. Elon Musk en sevmediğim adam, gerici. Ne? Baksana şu icadı çalacakmış az daha. Öğretmenim vermem vermem. Aferin oğlum Mahmut. Mahmut'a 100 veriyorum. Süper bir icat. İşte öğretmenim benim icadım da bu. Bu ne la? Öğretmenim evde beynini falan her şeyini kendim ürettim. Söylenenleri anlayıp uygulayabilen robot. Beni duyuyor musun? Merhaba abi. Ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim la, bu ne la? Öğretmenim böyle durmuyor. Şuraya doğru git bakalım. Bak şimdi nasıl yürüyecek. Bakın. Görüyor musunuz? Yürüyor. Bak oraya gitti durdu. Amma gereksiz bir alet la. Durmadı. Çağırırsanız gelir. Buraya gel. Çekilin bak, geliyor. Görüyor musunuz? Bak. Çıkamıyor bak, kapıya sığmıyor, çıkamıyor la, amma dandik boyutlandırma. O görüyor musunuz, çıkmak için kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı la. Buradan da çıkıyor, görüyor musunuz? Döveceğim şimdi bak bu robotu. Öyle söylemeyin, alınır üzülür bak. Bak sinirlendi. Sinirlendirmeyecektiniz işte, görüyor musunuz? Okul havaya uçuracak la bu. La bu robota bak, dalacağım şimdi. Çabuk buraya gel. Dur bakalım, şuraya geç dur. Tembel beceriksiz, sana 0 veriyorum. 0 mı? Öğretmenim benim icadımın yanında amma dandik kaldı bu. Sana 0 veriyorum, sınıfta kalacaksın. Allah'ım ben neden böyle başarısız bir insanım? Oysa bu robotu yapmak için çok uğraşmıştım. Bu okulda başarılı olabilmem için ameliyat olup beynimin %90'ını aldırmam gerekiyor. Öğretmen dedemle konuşacakmış. Demek bu çocuğun dedesi sizsiniz. Sizinle özel olarak konuşacağım. Öğretmen dedemle konuşuyor. Ne konuşuyorlar acaba? Üzgünüm, torununuz çok tembel. Çarpım tablosunu bile ezberleyemedi. Nasıl olur bu? Çocuğunuz arkadaşlarından çok geri kalıyor. Çocuğunuz geri zekalı. Maalesef torununuz bu okulda eğitimine devam edemez. Dede öğretmen sana ne dedi? Okula gidecek miyim dede? Bugün son kez okula gideceksin evlat. Niye? Çünkü öğretmen senin çok zeki bir çocuk olduğunu söyledi. Demek zekiymişim. Diğer arkadaşlarından çok daha ilerideymişsin. Okula gitmene gerek yokmuş. Duydun işte, bugün okuldaki son günüm. Sakın bana teselli vermeye falan çalışma. Zaten senin yüzünden 0 aldım. Gülme abi. Sus, bir kelime daha etme. Etme çünkü inanırım. Sen okula girme, sen şurada bekle. İşte çocuklar bu bombayı ne kazaki atmışlardır. Bu bombanın içindeki en önemli madde plutonyumsa 152 santimlik siklotron içerisindeki uranyumun döteryum ile bombalandırması sonucunda elde ediliyor. Ben bu bombayı bir yerden hatırlıyor gibiyim. Bu bomba çok tehlikeli bir bomba. Aşırda olsa elime alırdım, korkmazdım la. Ben bunu çok iyi biliyorum. Aynı dedemi tarif ediyor da tanıyor olamaz yani. Öğretmenim izin verirseniz bir şey gösterebilir miyim? Tarif ettiğiniz bomba tam olarak şu mu? Bu anlattığım şeyi devletler çok büyük bütçelerle üretebilir sadece. İşte dedeme ürettiriyorlar onlar da. İzin verin göstereyim. Tamam la, gel la göster la. İşte burada hemen gösteriyorum. İşte bu öğretmenim, anlattığınız bu mu? O ne la? Öğretmenim dedem bunun plütonyum oranı, nitrogliserin oranı özel olarak belirledi. Yani bunun yakıcı etkisi falan çok yüksek. Onu hemen götür la. Öğretmenim uygulamalı olarak anlatın diye getirdim. Kaçın, canınızı kurtarın la. Ne kaçması öğretmenim? Niye korkuyorsun sandım? Bunun ateşlemesini yapmazsan hiçbir şey olmaz. Böyle yakacaksınız. Şuna bakın. Sonunda bunda yaptılar. Sonunda okulda havayı uçurdu la.
Ama büyük patladı, gördün mü? Öğretmenim, isterseniz bu arkadaşa dalak. Tehlikeli olabilir. En iyisi biz de kaçıp canımızı kurtaralım. Evet, ben troll. Bugün troll hayatı oynadık. Eğer troll hayatın devam etmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer troll hayatında trollün kötülük işlemeyi bırakıp iyi bir insan olmasını istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videoyu sevmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.